Önce kavram diyorsunuz. Hep buna vurgu yapıyorsunuz. Kavram dilidir. Ve çok iyi bilecek dili. Hukuk devleti olmak ne demektir? Hukuk bir disiplindir. Bir bilim dalıdır. Yargı kararlarına kimler uymuyor? Türkiye'yi yönetenler uymuyor. Kıyamet kopması gerekir. Ne kadar bilincindeyiz? Türkiye yargılama hukukunu hiç anlamamıştır. Türkiye'de savcılar bile tam anlamıyla yetkilerini kavramamışlar. Türkiye yeni baştan yargılama hukukunu gözden geçirmek zorundadır. Bunu nasıl anlamalıyız? Eleştirel bir gözle değerlendirin, sorgulayın diyorum. Sakın bilimden kopmayın. Adalet Bakanlığı'na da bunları duyurmak gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamak diye bir sizin bir yetkiniz yok. Baş üstüne diyerek uymak zorundasınız nokta. Bunu yapan bir yargıç benim kanaatimce yargıçlık açısından çok eksik biridir. Yargıçlık yapamaz. Siz görevi yaparken böyle bir değerlendirme yapmak yetkisine sahip değilsiniz. Nokta. Sevgili izleyenler merhaba. Çok değerli hukukçularımızdan eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'la sohbet edeceğiz. Kendisi halen Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için öncelikle. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Nasılsınız bu arada? Derslere devam ediyorsunuz. Devam ediyorum. Herhalde bu sene ayrılacağım artık. 66 yıldır hukukun içindeyim. Yani bir ömür. Gerçekten. Şimdi hocam ben öncelikle şunu açalım istiyorum. Malum biz hukuk devletiyiz diyoruz. Fakat hani vatandaş olarak bunun ne kadar bilincindeyiz? Bunu aslında sorgulamak lazım. Öncelikle şuradan girelim isterseniz. Hukuk devleti olmak ne demektir? Hukuk devleti deyince bizler vatandaş olarak bunu nasıl anlamalıyız? Nasıl bir anlayışımız olmalı? Buyurun hocam. Şimdi hukuk devleti iki sözcük yan yana. Birisi devlet, birisi hukuk. Yan yana getiriyorsunuz, hukuk devletiyim diyorsunuz. Türkiye hukuk devleti diyor. Anayasa da zaten öyle diyor. Ama anayasaları yazmak kolay. Anayasada laikliği yazarsanız, laikliği uygulamada gerçekleştiremezsiniz. Nitekim Türkiye gerçekleştirememiştir. Hiçbir dönemde. Onun için arada kıyamet kopuyor. Hukuk dersiniz, devleti hukukun içine almaya çalıştığınızı söylemiş olursunuz. Ama hukuk devleti değil. Türkiye bir hukuk devleti değil. Bugün de değil. Hemen söyleyeyim. Dün de değildi ama bugün hiç değil. Onu da söylemek zorundayım. Şimdi bakın, hukukla devlet yan yana geldiği zaman bunun anlamı bellidir. Devlet şu mesajı veriyor. Sokaktaki insana, yurttaşına diyor ki ben hukukun içerisinde davranan bir devletim. Bütün işlemlerimi hukuka uygun olarak yapıyorum diyor. Şimdi böyle bir durum var mı Türkiye'de? Eğer böyle bir durum varsa zaten sıkıntı yoktur. Eğer bir hukuk devletiyseniz yargının vermiş olduğu kararlara saygılı olacaksınız. Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Anayasanın maddesi açık. 153. maddeyi sokaktaki insana bile okusanız hukukçu olmasına gerek yok. Size der ki anayasa size şöyle buyuruyor. Yargı kararlarına uyacaksınız. Yargı kararlarına kimler uymuyor? Türkiye'yi yönetenler uymuyor. Ve açıkça ilan ediyor. Ben diyor, bu karara uymayacağım diyor. Kıyamet kopması gerekir. Kopuyor mu? Yok. Şimdi sizi yönetenler böyle der ise, sokaktaki insanı ayıplayamazsınız. Kınayamazsınız. Eleştiremezsiniz. Ve yine devam ediyorum. Şimdi bakıyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına yargı da uyacak, devlet de uyacak, yasama da uyacak ve yürütme de uyacak diyoruz. Yani yöneterken
Elbette ki yasal kurallar içinde yöneteceksiniz Türkiye. Biz ona yürütme diyoruz. Yürütme de uyacak. Ne yapıyor ilk mahkeme yargıçları? Anayasa Mahkemesi bir karar verdi diyor. Ama bu karar yanlış, ben uymam. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamak diye bir sizin bir yetkiniz yok. Baş üstüne diyerek uymak zorundasınız, nokta. Yani Bunu yapan bir yargıç benim kanaatimce yargıçlık açısından çok eksik biridir. Yargıçlık yapamaz. Bakın, bir anayasanın buyruğuna bakıyorsunuz, insana bakıyorsunuz, hukuk fakültesi bitirmiş ve ben diyor buna uymuyorum. Eğer Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenmiyorsanız elbette eleştirebilirsiniz. Bir makale yaparsınız, yazarsınız, kamuoyuna duyurursunuz. Biz de o makaleyi okuruz. Doğru mu değil mi tartışmasını birlikte yaparız. Ama siz görevi yaparken böyle bir değerlendirme yapmak yetkisine sahip değilsiniz. Nokta. Bu kadar basit. Böyle bir ülkede siz hukuku egemen kırabilir misiniz? Ben zaten hukuk devleti kavramını beğenmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yasa, anayasa bunu da birkaç yerde bunu tekrarlıyor ve bu arada hukukun üstünlüğünde de söz ediyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın veyahut da galiba milletvekillerinin andı içerisinde geçiyor. Hukukun üstünlüğü, Evet. hukukun üstünlüğü terimi doğrudur. Doğru terim budur. Türkiye bunu hedeflemelidir. Çünkü iki terim birbirinden farklıdır. Hukuk devleti dediğiniz zaman devlet zaten diyor ki ben hukukun içinde kalmaya özeniyorum. Yani çabalıyorum. Üstü örtülü olarak bu diyor çaba devam ediyor. Tam o noktaya varamadım diye itirafta bulunuyor size. Ama hukukun üstünlüğü dediğiniz zaman hukukun üstünlüğünde devlet diyor ki benim üstümde hukuk var. Ben ona uymak zorundayım diyor. Bakın dikkat edin. İkisi farklı. Evet. Onun için hukukun üstünlüğü kavramı demokrasinin beşiği olan Anglo-Sakson hukukunda ortaya çıkmıştır. Evet. Kara Avrupası hukukunda ise hukukun üstünlüğü değil, hukuk devleti kavramı öne çıkmıştır. Yani devlet bir yerde ben hala hukuk devleti olmaya diyor, özeniyorum diyor. Yani bu çaba içindeyim. Devamlı bu çabayı göstermeye çalışıyorum diyor. İkisi birbirinden farklı. Öbürüsü diyor ki ben üstün olan hukukun buyruğundayım. Sokaktaki herhangi bir insanla devlet eşit düzeydedir diyor. Hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyenler de diyor ki ikimizin de üstünde diyor hukuk var Hukuk diyor. var. Sokaktaki yurttaş da ben devlet olarak o hukuka eşit uzaklıktayım diyor. Evet, Tamam mı? evet. Yurttaşın üstünde değilim diyor. Bakın dikkat edin. Türkiye bu kavramları bile birbirinden ayırt edemiyor. Hocam Kim işte ayırt bunu. edemiyor? Sokaktaki insanı bırakın. Birçok hukukçu bilmez bunu. Ben size söyleyeyim. Hukuku yaratan devlet, devletin bir organı nedir? Yasama organı. İstediği gibi yaratıyor. Mesela size örnek vereyim. Sizin bir bahçeniz var. Günün birinde belediyeden veyahut da bir şeyden, valilikten diyelim, şuradan buradan size bir tebligat geliyor. Evinizi açıyorsunuz. Allah Allah, bu ne diyorsunuz? Diyor ki sizin bahçeniz de ya bahçeniz diyor kamu yararı nedeniyle kamulaştırılacaktır. Yani istimlak edilecektir. Evet. Ve şu kadar değerde diyor biz. Değer biçtik diyor. Siz bakıyorsunuz o kadar ufak bir değer biçilmiş ki size diyor ki istersen buna itiraz edebilirsin diyor. Azıcık hukuk devleti oluyor orada tabii. İtiraz edebilirsin, değerini artırırız ama elinden alıyorum diyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ya bu adamlar benim bahçemi alıyorlar. Kamu yararı ne demek diyorsunuz?
Kamunun yararı ne demek yani? Buna kim Herkesin karar veriyor? yararı. Bir de buna kim karar veriyor? Kim bunu değerlendiriyor yani? Orada kamu yararı. Ahmet'e soruyorsunuz, yok diyor. Mehmet'e soruyorsunuz, yok diyor. Ama devlet var diyor. Şimdi hukukta kamu yararı bir kavramdır. Bunun ne içeriğini ne de sınırlarını bugüne kadar belirleyen yiğit bir hukukçu çıkmamıştır. Ve Anglo-Sakson devletinde böyle bir şey olmaz. Kesinlikle. Onun için hukuk devletinin bulunduğu ülkelerde idare hukuku diye bir hukuk dalımız var bizim. İşte Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, Belçika'da, şurada burada, Kara Avrupa'sı ülkelerinde. O dal son derece ilerlemiştir. Çok büyük incelemeler yapılmıştır. Derinliğine inilmeye çalışılmıştır ki yani yürütmeyi yapan insanlar hukukun içerisinde nasıl kalırlar? Ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ama bu incelemeleri Anglo-Sakson hukukunda bu kadar zengin bulamazsınız. Zaten devlet hukukun üstünlüğünü kabul etmiş. Size böyle sürprizler yapamaz o devlet. Tamam mı? Bakın bunlar çok ayrı şeylerdir. Türkiye bu iki kavramı bir kere ayıracak. Ayırdıktan sonra da diyecek ki ben şu kavram doğrultusunda hareket ediyorum diyecek. Böyle birbirinin yerine kullanmak gibi bir layubalilik olamaz hukukta. Hukuk bir disiplindir. Bir bilim dalıdır. Kavramları, ilkeleri iyi bilir, sınırlarını, içeriklerini iyi bilirseniz hukuku iyi uygularsınız. Ve Türkiye bu Batı hukukunu anlamamıştır. Şimdi hemen hemen her dalda anlamamıştır. Bakın en çok da yurttaşları ilgilendiren konu davalardır. Yani yargılama hukukunu Türkiye hiç anlamamıştır. Bir duruşma yapılacak. Diyelim ki sizin mahkemeye gittiniz. Size karşı bir dava açtılar. Yargılanıyorsunuz. Hiç temenni etmem ama zaten bir kere yıllarca sürüyor. Evet. Aylarca sürüyor. Bazen yıllarca sürüyor. Ve bu birçok şairin de konusu olmuştur biliyorsunuz. Dedemden kaldı bu arazi, hala devam ediyorsunuz hakim bey diye. Değil mi? Yazıyor. Evet. Yani. Şimdi bakın. Bu yasaları biz Batı'dan aldık. Batılı yasaları aldık ama doğululaştırdık. Burada hemen bu teşhisi ben yıllardan beri söylüyorum. Bu tanıyı, teşhisi. Türkiye Batı'dan yasa almıştır. Hukuk almamıştır. Kendi kendini aldatmasın. Yargılama hukukundaki başarısızlık bunun çarpıcı örneğidir. Onun dışında 1990 yılında Fransa'da bir ceza hukukçusu olan bir Buza adında bir zat vardı, hoca. Ona bir armağan çıktı. O armağanı bana da gönderdiler. Benden yazı istemişlerdi. Dedim ki mektubunuz çok geç geldi. Yeni bir yazı ben size hemen bir çırpıda yani 10 gün içinde gönder diyorlar. 10 gün içinde bilimsel bir yazı yazılmaz dedim. Ama adamlar çok kibar davrandılar. Onu bana gönderdiler. Orada baktım bir yazı var. Yazıyı yazan ki ben de her gittiğimde yurt dışına onunla görüşme yapardım. 20. yüzyılın yetiştirdiği en ünlü ceza hukukçularından birine ait. Mark Ansel. Mark Ansel. Evet. Biz onun görüşlerini ceza hukukunda anlatırız. O bir toplumsal savunma, yeni toplumsal savunma diye bir öğretinin, bir akımın lideridir. Türkçe'ye hala çevrilmedi kitabı ama aşağı yukarı bütün dünya dillerine çevrildi. Şimdi o zat Türkiye'deki durumu ele alıyor.
Ne diyor biliyor musunuz? Biz ceza yasasını İtalya'dan aldık. 1926 yılında İtalyan ceza yasası, ki o dönemin en iyi yasasıydı, doğru olarak İtalya'dan alınmıştır. İtalyan ceza yasası diyor, Türk uygulamasında yozlaştırılmıştır. Nokta. Evet. Bütün yasalar yozlaştırılmıştır aşağı yukarı. Ama özel hukukla ilgili yasalar daha iyi uygulanmış olabilir. Ama ceza hukukuyla ilgili yasalar ve özellikle yargılama yasaları, özel hukuk olsun, hukuku olsun, yargılama yasaları Türkiye'de tam anlamıyla yargılama hukuku anlaşılamadığı için kesinlikle yanlış uygulanmıştır. Taşra'da görev yaptığım sırada Asliye ceza davalarına çıkardım. Asliye ceza davaları bizde tek oturumda biterdi. Doğrusu budur. Tek oturumda gidersiniz, sizi dinler, tanıkları dinler. Zaten 3-5 tane dava vardır o gün, incelenecek. O gün onu bitirir. Kalmaz ki. Eritir geçer gidersiniz. Örnek vereyim, yine kendimden bir örnek vereceğim için özür dilerim. 1965 yılında 40 bin nüfuslu bir ilçeden ayrılıyordum. Yani bir adeta bir il düzeyinde bir ilçeydi o, güzel bir ilçeydi. Oradan başka yere atanmıştım. Oradan ayrılırken asliye cezada sıfır dosyayla ayrıldım. Sıfır. Hepsi bitti yani. Ben tabii sildik. Ben ayrıldığım gün savcı arkadaşım 5 tane dava yeni açmıştı. Ben zaten ilişimi kesmiştim. O gün 5 davaya değil. Tabii o da bir, ne zaman konursa onlar da bitecek. Ve ben sıfırla ayrıldım oradan. Yargıtay Başkanı olduktan sonra oraya çağırdılar beni bir konuşma yapmak için. Adliyeyi değil, bu arada ziyaret ettim. Ve sordum. Hakim arkadaşlar toplandılar. Savcı, yargıç hep birlikte. Dedim ki asliye cezada ne kadar davanız var dedim. 893 dediler. Peki dedim, buranın nüfusu benim bulunduğum dönemde 40 bin civarındaydı. Dediler ki şimdi 60 bini geçti. Dedim ki 80 diyelim dedim. Ve ekledim. Ben buradan dedim sıfırla ayrılmıştım. Sıfır dosyayla. Nasıl oluyor da bu kadar birikti diyor dedim. Hep birlikte asliye ceza mahkemesinde yargıçlık yapan bayan yargıca döndüler. Dediler ki yargıcımız çok çok çalışkan. Eğer çalışkan olmasaydı daha çok olurdu. Şimdi bakar mısınız? Mark Ansel'in dediğine mi geldi? Yani. Bakın, duruşma kavramını bile anlamamıştır. Karşılıklı dur anlamına geliyor sanki. Karşılıklı duruyor. Dünyanın her tarafında duruşma tartışmadır. Türkçe'ye duruşma olarak çevirirken eskiden murafaydı. Murafa tarafları oluşturma demek. Tarafları çağırıyorsunuz ya. Ha. Bunu duruşma olarak Türk Dil Kurumu çevirdi ama nereden kaynakla esinlendi biliyor musunuz? Duruşma halk ozanlarının birbirlerine hani cevap verirler ya, atışma yaparlar ya, evet, direnirler karşılıklı, oradan kaynaklanıyor. Yani canlı bir duruşma yapacaksınız, herkes konuşacak, siz de yargıç olarak pat diye o gün kararınız verecektir. Türkiye bunlardan haberi yok. Siz yargıçsınız, geliyorsunuz, çağırıyorsunuz tarafları, tanıkları çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki inceleyemedim dosyayı diyorsunuz vesaire, erteliyorsunuz. Siz gidiyorsunuz, başka yere atanıyorsunuz. Yerinize bir başka yargıç geliyor. Artık siz bıkmışsınız. Birisi zaten ben dedi gide gele başım döndü, gitmiyorum artık dediğim duruşmaya. Bir yani duruşmanın sahibilerinden birisi. Şimdi bakın, gidiyorsunuz, siz de bırakıyorsunuz. Hakim
dosyayla baş başa kalıyor. Dosyadaki tutanakları inceliyor ve karar veriyor. Dünyanın bütün ülkelerinde, bakın, Afrika dahil duruşma yapan yargıç değiştirilemez. Duruşmanın yapan yargıcın yerine eğer duruşma fazla uzayacaksa, olur da yargıç hastalanır, ölür vesaire derseniz ne yapacaksınız? O zaman size bir önlem getiriyor yasa. Diyor ki yedek yargıç davet et, yanında otursun. Duruşmayı takip etsin ki görsün orada. Tartışmayı görsün diyor. Bakın, eğer böyle bir duruşma yaparsanız dünyanın hiçbir tarafında geçerli değildir bu. Hukukla ilgisi yoktur bunun. Ve böyle bir duruşmayla verilmiş olan kararlarda adli hatanın yapılmaması mümkün değildir. Adli hata çok yapılır bunlarda. Sadece dosya üzerinden tutanakla karar verecekseniz, o zaman hiç duruşma yapmayın. Söyleyin bir yedek yargıca veyahut da deyin ki hazırlık soruşturmasını savcı yapmış, o da hukukçu, okuyun karar verin. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir durum yok. Olamaz da. Hemen buna bir şey ekleyerek söyleyeyim. Petersburg'a gitmiştim. Akşam yemeğini İstinaf Mahkemesi başyargıcı bize bir yemek verdi. Akşam yemeğinde oturuyoruz. Yanımda da bir iki meslektaşım var. Ben biliyorum durumu ama sordum. Dedim ki bir duruşma yaparken hakim hastalandı veya öldü. Ne yaparsınız dedi. Evet. Hemen cevap verdi. Yeni baştan yeni bir hakimle duruşma yapılır dedi. Duruşma yeni Dünyanın başta. tabii yeni baştan. Dünyanın her tarafında böyle bu. Yeni baştan yeni bir duruşma yaparız dedi. Yani tutanaklar tutulmuş ama yeni baştan yaparız dedi. Peki böyle bir olay oldu mu dedi. Bir hatırlamıyorum dedi. Bir iki dakika sonra aa oldu oldu dedi. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı üçtü. Bir gün dedi şeye çıktı, mahkemeye çıktı. Üç tane davası vardı. Üçünü de bitirdi. Kararını da bildirdi. Bakın, sözlü olarak bildirdi. Biz buna tefhim deriz. Fehim yani anlatma. Fehimden gelir. Tefhim. Bitirdi dedik de ve arkasından dedi pat diye öldü. Ne yaptınız dedi. Elbette dedi. Yeni baştan yeni yargıçlarla bu iş. Onlar baktılar bitirdiler dedi. Neredeyse sonuna gelmiş ama bir daha baştan yapılıyor. Tabii. Kararı da vermiş. Türkiye bunları anlamamıştır. Türkiye çünkü neden? Hukuk almadı, yasa aldı. Yasa hukukun meyvesidir. Siz o meyveyi yiyorsunuz ama siz şeyi gördünüz mü? Yani mesela hurma yiyorsunuz. Hurma ağacını biliyor musunuz? Ben hurma ağacını Çocuklar bilmiyorum. Belki de Afrika'ya gittim görmüşümdür ama ya, hatırlamıyorum ya. Gövde orada kalmış, kök orada kalmış. Siz kavramları anlamamışsınız, ilkeleri anlamamışsınız, doğru yorumlar yapamamışsınız, duruşma ne demek anlamamışsınız ve bakın en önemlisi de hakimlere, yargıçlara diyorsunuz ki duruşma yap. Onlar da eski abilerinden ne gördülerse onları taklit ederek, sorgulamadan taklit ederek duruşmaları yapıyor ve kararları veriyor. Şimdi hukuk fakültesini bitirirsiniz. Bitirdikten sonra staja başladığınız gün abileriniz, staj yaptığınız yargıç veya savcı size der ki bak artık sen hakimlik yapacaksın, savcılık yapacaksın. Hukuk fakültesini bir tarafa bırak, öğrendiklerini. Uygulama başkaymış, hukuk fakülte başkaymış, bilip onlar başka. Bu bir virüstür. Bu virüs bütün hukukçuların kafasına işlemiştir Türkiye'de. Ben o virüse kendimi hiç kaptırmadım. Kimseyi taklit etmedim ömrüm boyunca.
Yani övünmek için söylemiyorum bunu. Tabii Ve örnek her olmak istiyorum. öğrencilerime de şimdi diyorum ki staj yaptığınız yerde yargıçların, savcıların yapmış olduğu işlemleri burada öğrendiklerinizle karşılaştırarak ne yapın? Eleştirel bir gözle değerlendirin. Sorgulayın diyorum. Sakın bilimden kopmayın. Hem bilimden kopacaksınız hem de döneceksiniz. Ben Atatürkçüyüm diyeceksiniz. Mümkün. Atatürk'ün bir nedir? Ne diyor? Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir diyor, değil mi? Size bilim gösterecek abileriniz değil ki. Abileriniz 4 yıl orada da okumuş, sizden hiçbir farkı yok. Sadece bir deneyim farkı var. O deneyimi de son derece yanlış yapmış. Kaldı ki ben onu diyeceğim. Yani yanlış da yapabilirler. Hadi yanlış yapmış. Tabii yanlış yapmasa bu kadar dava birikir mi? Bir benim korumamı FETÖ davası bilmem ne diye içeriye attılar. 8 ay yattı adam. Daha yeni bitti. 5 yıl sürer mi bir dava? Ayıp ya, utanç verici bir şey bu. Uyardığım halde söyledim de ya, bu kadar uzun süremez dedim bu dava. Adam şimdi meslekten atıldı. İdari yargıya başvuruyor bilmem ne, bir onlarla uğraşıyor. Günah değil mi? Bir masumu cezalandırmıyorsunuz. İçeriye almışsınız, yatırmışsınız. Hadi onu anladık. Arkasından da yıllarca davayı yürütmüş, sürdürmüşsünüz ve bunun adına yargıçlık diyeceksiniz. Hayır, bu yargıçlık değildir. Bu bir işkencedir. Bakın, buradan söylüyorum. Herkes işitsin. Türkiye yeni baştan yargılama hukukunu gözden geçirmek zorundadır. Savcılar savcı olduğunu bilecek, yargıçlar yargıç olduğunu bilecek. Türkiye'de savcılar bile tam anlamıyla yetkilerini kavramamışlardır. Bunun çok çarpıcı örnekleri vardır. Uzun uzun üzerinde durmak istemiyorum. Yargıçların durumu da zaten belli. Bir şurada buradan söylüyorum. Bakın, eskiden Cumhuriyet'in başlarında, yani diyelim ki 30'lu 40'lı yıllarda İstanbul Hukuk Fakültesi'nin yargılama hukukuyla ilgili dersler veren rahmetli hocalardan Mustafa Reşit Belgesay son sınıfta medeni hukuk yargılamasını öğretiyor öğrencilerine ve öğrencilerine her defasında ne diyor biliyor musunuz? Çocuklar diyor, stajınızı yapacaksanız, İstanbul'da yapacaksanız diyor, falan numaralı asliye hukuk hakiminin yanında yapın. Çünkü sadece diyor duruşmanın ne olduğunu o biliyor, diğerleri bilmiyor diyor. Size yanlış örnek olur diyor. O yargıç kim biliyor musunuz? Almanya'da doktorasını yapan, bir arada işte bu ihtilal döneminde Adalet Bakanlığı yapan doktor, rahmetli doktor Amil Artus'tur. Türkiye bunları gözden geçirmelidir. Bakın, siz bu şeyi isterim ki hukukçular da bu konuşmayı dinlemiş olsunlar. Onlara da ulaştırmanızı. Ulaştıracağız hepsine, merak etmeyin. Şimdi burada demek istediğim şu. Türkiye hukuk devrimi yapmamıştır, yasa almıştır. Kendini aldatmasın. Peki hukuk devrimini yapan bir ülke var mı? Japonya. Japonya Meiji döneminde 19. yüzyılın sonlarında, yani Tanzimat'tan çok sonra Batı hukukunu almaya karar verdi. Doğru yaptı ama. Nasıl doğru yaptı biliyor musunuz? Önce Batı hukukunu, Batı yasalarını almadan önce dedi ki ben Batı hukukunu uygulayacak yargıçları yetiştireceğim, savcıları yetiştireceğim dedi. Fransa'dan dönemin en ünlü yazarlarını bol paralar vererek ülkesine davet etti. Onlar oraya gittiler, bazı yasaları da yaptılar onlara. Ve öğrencileri, geleceğin yargıçlarını, savcılarını yetiştirdiler. Daha sonra Fransız medeni kanunu alınırken
onu Japonca'ya çevirdiler. Baktılar ki bazı kavramlar kendi hukuk dilinde yok. O kavramları olduğu gibi aldılar. Bakın, çok önemli. Ne dedim başında? Hukuk kavram dilidir. Kavram. Evet. İyi bileceksiniz kavramı. Bilmezseniz savcı nedir dediğiniz zaman çerçevesini bile bileceksiniz. Ankara savcısı olmaz. Bakın söyleyeyim size. Ankara bas savcısı olmaz. Ankara Mahkemesi nezdinde bas savcı olur. Neden? Çünkü Ankara Mahkemesi nezdinde bir de savunma makamı var. Savcı iddia makamı. Savunma makamı nedir? Baro. Tamam mı? Bakın bunlar önemli kavramlar. Şimdi yine dönelim. Baktılar Japonlar. Dediler ki bu kavramları alıyoruz ama olduğu gibi alfabemiz biz de bunu şeye yazıya dökecek harf eksikliği var. Harf eklediler. Hukuk devrimi böyle yapılır. Nitekim Japonya bugün hukuk uygulamasında her alanda olduğu gibi sanayide vesaire de dünyanın başında gelen ülkelerden biridir. Batıyla bütünleşmiştir. Önce kavram diyorsunuz. Hep buna vurgu yapıyorsunuz. Kavram dilidir hukuk. Ve çok iyi bileceksiniz. Türkçe'de bile kavram dili yetersizdir. Zaten kavram dili olarak mesela kullanılıyorlar. Mesela kasıt kavramını açın yasayı kas diye görürsünüz. Kas. Türkçe değil tabii Arapça. Kemik iliği demektir kasıt. Kasıt dediğiniz kası doğrusu kasıttır. Kas nedir? Hindistan'daki olaydır. Sınıflar var ya. Onun adı kastır. I harfi yok orada. Hani sınıflar var ya Hindistan'da biliyorsunuz. O kastır. Kastır. Sınıf yani dereceleri var biliyorsunuz onu. Doğrusu Yani kasıt. detaylarını bilmiyorum da hani o kast yani sınıflara ayırmayı kast olduğunu bilmiyordum. Tabii Onlar kast kast, diyorlar buna. kast, kast sistemi var işte orada öyle deniyor ya. Kast dediğiniz zaman orayı şey yaparsınız. Şimdi ben size madem ki kasıt terimine geldik. Kasıt doğrusu kasıttır. Zaten Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsanız orada görürsünüz onu. Kasıt diye yazar. Ben Evet. icat etmiyorum bunu. Doğrusunu bileceksiniz. Tabii ki. Şimdi bakın bu Türk Ceza Yasası değil mi? Yasa ne demektir? Dili en güzel kullanan yasalar dili en güzel şekilde kullanan metinlerdir. Yasa dediğiniz zaman dili güzel hem doğru imlada yazacaksınız hem de cümleleriniz bile bozuk olmayacak değil mi? Evet, Şimdi açık size net bakın. olacaklar. Evet. Ha bakın şimdi okuyayım size. Başlığı okuyorum. Demin dediğim gibi ne yazıyor? Kas diyor. Madde 21. Madde 21. Okuyalım beraber. Buyurun. Suçun oluşması için oluşması kastın varlığına bağlı. Cümle doğru. Kasıtın diyemezsiniz, kastın diyeceksiniz. Hece düşmesi var. Doğru. Şimdi ikinci cümleye bakın. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Cümle yanlış. Unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştirmektir. Doğrusu bu değil mi? Hayır Türkçe bozuk. Cümle bozuk ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Çünkü siz Buna diyorsunuz ki karşı olun. yasa dili en güzel kullanan metinlerdir. Evet. Buna karşılık size başka bir şey söyleyeyim. Her yerde bunu söylerim. Şimdi Stendhal'a sormuşlar. Çünkü Stendhal'ın öyle bir dili var ki gerçekten Fransızca'ya çok egemen. O son derece güzel kullanıyor Fransızca'yı falan. Herkes de hayranlıkla okuyor tabii. Bir gün soruyorlar diyorlar ki bu kadar güzel nasıl yazıyorsun bunu diyorlar. Diyor ki gayet güzel benim diyor önemli bir rehberim var diyor. Nedir diyorlar? Fransız Medeni Kanunu diyor. Ben her gün sabahleyin diyor
Medeni Kanunu biraz okurum diyor. Bir saat kadar okurum diyor mesela. Öyle bir dil var ki gerçekten baktığınız zaman her birisi bir atasözü sanki. Hem kısa, hem özlü, hem olağanüstü. Bizim mecelle de oradan biraz esinlenmiştir laf aramızda. Tamam Fransız mı? Medeni Kanunu'nda. Tabii. Yani şunu demek istiyorum. Dil çok önemli. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan suçların yasallığı ilkesi var. Yasalar sanki sadece avukatlar, yargıçlar, hukukçular okuyacak diye yapılmış gibi dil düzeyi açısından sokaktaki insanın çok üstündedir. Dikkat edin. Açın eski medeni kanunu siz anlayamazsınız. Çoğu hukukçular bile anlayamaz onu. Dili eski, berbat. Sanki hukukçular okusun diye yapılmış. Yasalar herkes için yapılır. Hem diyorsunuz ki yasayı bilmemek mazeret değildir diyorsunuz. Hem de doğru dürüst dil kullanmıyorsunuz. Şimdi bakın, bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en güzel yasa nedir biliyor musunuz? Köy yasasıdır. Ve 1924 tarihlidir. Nefis bir Türkçesi vardır. Ve bir de mazerete bakar. Yani özrü kabahatinden büyük yasa koyucunun diyor ki ben bunu diyor muhtarlar için yaptığım için sade dil kullandım diyor. Abi Sanki çok iyisin. öbür yasalar herkes için yapılmıyor da lüks adamı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Çok iyi Mantığı bile yakalamışsın çarpık. Mantığı bile çarpık. Gülünç. Yani böyle bir ülkede bırakın hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini bile yerleştiremezsiniz. Boş sözler bunlar. hocam Ve çok işte üzülüyorum. şimdi Bunları ben gördükçe üzülüyorum. Konuştukça açılıyor tabii. Bir sürü sorun çıkıyor karşımıza. evet maalesef. Evet, başka sorunuz varsa Hocam söyleyin. çok güzel girdiniz. Çok güzel açtınız konuyu zaten. Şimdi bizim bu programı yapmamızdaki amaçlarımızdan bir tanesi de vatandaşa da hukukun ne olduğunu birazcık anlatabilmek. Siz tabii en yetkililerden başladınız anlatmaya, vatandaşa kadar getirdiniz. Çok güzel toparladınız. Hocam şimdi peki şunu merak ediyorum. Vatandaşımızın, sizin gözleminizi sormak istiyorum. Hukuka olan inancı, yani ülkemizdeki hukuka olan inancı diyeyim. Kavramları düzgün kullanayım. Sizce ne durumda? İnanmıyor sokaktaki yurttaş bir kere bir artık atasözüne dönüşmüş. Ne diyor? Seni mahkemeye veririm, sürüm sürüm süründürürüm. Yani demek istiyor ki mahkeme süründürme aracıdır. Sana ne sövmeye gerek yok, mahkemeye veririm, uğraş dur diyor. Şimdi bunu duyduğunuz zaman tüylerinizin ürpermesi lazım. Yargıç olarak, savcı olarak tüyleriniz, ya bu böyle bir şey olabilir mi? Niye bu vatandaşlar, yurttaşlar, bu insanlar bizden şikayet ediyor? Yani bunu bir iğrenç aracı olarak kullanıyor demek gerekirken, değil mi? Evet. Yıllarca süren davalar var. Yani ben bunları gördükçe utanıyorum ve üzülüyorum. Türkiye yargılama hukukunu hiç anlamamıştır. Yargılama hukukunu hiç anlamamıştır. Size yine bir örnek vereyim. Ben Lütfen. 1962 yılında kura çekeceğim. Bulunduğum ilde ilin en iyi yargıcı, asliye hukuk yargıcı rahmetli ki daha sonra Yargıtay üyeliğinden emekli oldu. Bana dedi ki bir gün, yarın dedi tatil. Ama o zaman cumartesileri tatil değildi. Bir pazar günü yarın dedi keşif yapacağım dedi. Çok güzel bir köye gideceğim dedi. Ben de 20 gün sonra filan Mayıs ayının ortasındayız. Burayı çekeceğim. Seni de götürmek isterim dedi. İşin yoksa gel istersen dedi bana. Olur dedim ben. Gittik. Gerçekten yemyeşil bir sular çok. Su. Her yer yemyeşil. Doğa son derece cömert. Patlamış böyle. Harika bir yer. Sanki böyle bir şeydeyim yani bir cennet bahçesi gibi böyle bir yer, harika bir yer. Biz kilimlerin üzerine oturduk, hakim beyle beraber yan yana oturuyoruz. Bilir kişiler tarlayı ölçüyor falan. Hakim bey şöyle döndü, dedi, kura yaklaştı.
Ne olmak istiyorsun? Hakim mi, savcı mı? Fark etmez dedim ben. Deyince hakim bey biraz alındı. Hayrola dedi, beğenmiyor musunuz? Hakimliği beğenmediniz mi dedi. Yok dedim, öyle bir şey söylemek istemedim ama aklımın ermediği bazı şeyler var dedim. Ne gibi dedi bana. Dedim ki ilk insanları çağırıyorsunuz dedim. Taraflar geliyor. Bazen de iş sahipleri de geliyor. Avukatlar karşılıklı geliyor. İşte davacı vekili dilekçemi tekrar ederim dedi. Davalı vekili cevabımı tekrar ederim. Gereği düşünüldü diyorsunuz ve sıralıyorsunuz dedim. İşte bir iki şu keşif yapılacaktır. İşte bilir kişi bilmem ne falan diye sıralıyorsunuz. Böyle bir tutanağa gerek var mı dedim ya. Niye çağırıyorsunuz insanlar? Madem ki bir şey yapmayacaksınız. Ben o dönemde tabii fazla bir bilgim de yok ama mantığıma sığmıyordu. Şöyle bir süre baktı yüzüme. Bilmem dedi. Abilerimizden böyle gördük, böyle devam ediyoruz dedi bana. Gene İşte dediğinize geldik. taklitte. Taklitte. Ya abi nereden, ne biliyor yani sizden, daha fazla ne biliyor? Sizden öncekinden bir şeyler öğrenmiş, onu uyguluyor. Sorun burada. Sorun burada. Ben Fransa'da Asya hukuk davalarına da girdim. Üç tane dava koyuyor adam. Üçü de bitiyor aynı gün. Bitti. Aynı gün karar veriyor. Ceza da öyle. Ağır ceza da aynı gün bitiyor. Ya utanç verici. Şimdi ben staja başladım. Staja başladığım yerde Ağır Ceza Mahkemesi'nin stajına başladığım sırada veya da birkaç gün sonra bir adam geldi. Cezaevi insanları biraz değiştiriyor tabii. Çünkü çoğu zaman içeride kaldığı için adamın deri rengi bile değişiyor. Yani etkiliyor insanları. Sağlıksız bir ortamda olduğu belli adamın. İçeriye geldi. Üç tane bayan yargıç Ağır Ceza Mahkemesi'nin, bir tanesi başkan, dedi ki, onlara döndü. Daha başlarken işte susamlık geldi vesaire dedikten sonra bana şöyle durdu, dedi ki gayet küstah bir dille, 5 yıl önce dedi şurada oturan dedi savcının yerini gösteriyor. Savcı dedi idamımı istedi dedi. Bu işi bitirin artık dedi adam. Şimdi bakın, 5 yıldır bir insan idam tehdidiyle yargılanıyor. Çok Bu büyük bir bir işkence. işkence değil mi? Evet. Ben de işkence diyecektim. Korkunç bir şey bu. Beş yıl Ve gene idamla ertelendi. yargılanmak. Gene ertelendi. Bu kadar basit. Yani gerçekten yargı için çok üzülüyorum. Can korkunç bir Bunları şey biz bu ya. gerçekleştiremedik, beceremedik. Dilerim gelecek kuşaklar becerir. Ben öğrencilerime sürekli bunları da anlatıyorum ve ben gerçekten çok üzgünüm. Başka bir Hocam. örnek daha vereyim. Buyurun. Uzatmadıysam onu da Yok, söyleyeyim. buyurun lütfen hocam. Uluslararası bir toplantı için Bergama'dayız. 1993. Hem orada eski yapıtları, eserleri, yani Bizans'tan ve Yunanistan'dan kalan eserleri göreceğiz. Hem de orada tartışmamızı yapacağız. İşte yurt dışından gelenler de var. Bizden hocalar var. Ve ben de oradayım. Beni de çağırdılar. Ben de oradayım. Orada bir yargıç, Alman yargıcı da var. Çok güzel Fransızca konuşuyor. Almanlar Fransızca konuşmazlar, bilirler konuşmazlar. Fransızlar ve Almanca bilirler ama ya konuşmazlar, inatçıdırlar. İngilizce de Birbirlerini kırmak konuşmazlar istiyor. hocam. Sedan mağlubiyetiyle beraber böyle olmuş bu nedense. Harika Fransızca konuşuyor ve dedim ki siz dedim çok güzel Fransızca konuşuyorsunuz. Dedi ben Fransız bir bayanla evliyim dedi. Evde Fransızca konuşulur. İki çocuğum var dedi. Telaffuz filan sanki Fransız adam. Neyse bana dedi ki ben dedi burada ağır ceza var mı dedi. Evet dedim var burada. Ağır ceza mahkemesi merkezi dedi. Ben dedi bir ağır ceza, bir asliye ceza, bir de asliye hukuk yargılamasına, duruşmasına katılmak istiyorum. Görmek istiyorum ne yapıyorsunuz diye. Memnuniyetle dedim. Savcıyı aradım. O zaman başsavcı yok, savcı var.
Savcıyı aradım. Geldi. Dedim ki böyle böyle. Ben Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanıyım o sırada. Dedim ki yalnız dedim başıma gelecekleri bildiğim için ağır cezada son oturum, asliye hukukta son oturum, asliye cezada da son oturum olsun dedim. Tamam mı? Gitti. Ertesi günü gitti. Alman yargıcı orada kalmış. Daha ertesi günü görüştük. Yan yana gelip oturuyoruz. Dedim nasıl buldun? Nasıl? İzlenimlerin nasıl? Adam bir türlü konuşmak istemiyor. Yani neyse aradan bir süre geçti. Dedi ki bana size ya dedi izlenimlerimi yazacağım dedi. Mektupla bildireceğim dedi. Ve mektup geldi 4 sayfa. Özeti şu. Ne demiş? Ben dedi bu duruşmalardan hiçbir şey anlamadım dedi. Herhalde dedi diyor ben siz diyor bizim yasaları çok değiştirmiş olmalısınız. Çünkü biz ceza yargılaması yasasını da hukuk yargılaması yasasını da Almanya'dan aldık. Herhalde çok değiştirmişsiniz ben hiçbir şey anlamadım diyor. Sadece diyor yargıç konuşuyor, taraflar hiç konuşmuyor. Yargıç da önündeki daktiloyla uğraşıyor diyor. Ben hiçbir şey anlamadım diyor bundan. Yani adam da bir yadırgamış. Yadırganacak hiçbir şey yok. Zaten Türkiye'de bir karşılıklı duruyor insanlar. Bir şey yaptıkları yok ki. Yeryüzünde böyle bir örnek yok. Böyle bir örnek yok olamaz da. Yargılamanın en önemli aşaması duruşma aşamasıdır. Duruşmanın olmazsa olmaz ilkelerini uygulamadığınız takdirde adli yanılgıya düşmeniz kaçınılmazdır. Türkiye bunları bilmiyor, bilse bile işletmiyor. Hepsi bundan ibaret ve bu açıdan çok üzgünüm. Yeni Sami. baştan bunları kurmak gerekir. Adalet Bakanlığı'na da bunları duyurmak gerekir. Şimdi duyuracağız. Merak etmeyin. Ve bu yapılabilir, onu da söyleyeyim. Şimdi ben Elimde imkan olsa ben bunu bir senede gerçekleştiririm ve bitiririm bu işi. bir iki sorum daha olacak. Sizi çok yormak da istemiyorum. Ama inanın o kadar keyifli gidiyor ki sohbet. Süre hiç sorun değil hocam. Tamamen size bağlı.